Ben Meltem Mireloğlu, Güneydoğu Anadolu bölgesi Diyarbakır'da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, dizi, sinema üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi sinema karakteri ile 13 ülkede her hafta milyonlar tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasında kendime yer buldum. Ben bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunmak için yaptığımı belirtmek isterim. Amacım tüm bu videolarımın İngilizce altyazı yapılarak bir bütün halinde Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları Hakimine ulaştırılmasıdır. Tarafıma Immigration Criminal Defense Appeal avukatı sağlanması, Türkçe translate sağlanması, haklarımı savunmak, kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum Amerika'da Türkiye'ye girişim engelleniyor. Amerikan vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Hayat Devam Ediyor dizisiyle şöhreti yakaladıktan sonra kendisinden 48 yaş büyük Patrick Grady ile evlenerek yurt dışına yerleşen ünlü oyuncu Meltem Miraloğlu Amerika'da rehin tutulduğunu açıkladı. Miraloğlu çektiği videoda kimliklerinin çalındığından ve Türkiye'ye dönemediğinden bahsetti. Hayat Devam Ediyor dizisine yakaladığı şöhretle adını duyuran Meltem Miraloğlu dizi sonrası kariyerini iyi yönetememiş, sektörde tutunamamıştı. Daha sonra Amerika'ya yerleşen Miraloğlu'nun 82 yaşındaki Amerikalı Patrick Grady ile evlendiği ortaya çıkmıştı. Magazin gündemini sarsan evlilik sonrası birçok iddia da peş peşe geldi. Evliliğinde servet değerine bir miras anlaşması yaptığı konuşulan oyuncu sosyal medya hesaplarından çektiği bir video ile paylaştı. Meltem Miraloğlu görüntülerde kimliklerinin çalındığını ve Amerika'da rehin tutulduğunu şu sözlerle açıkladı. Ben Meltem Miraloğlu, Güneydoğu Anadolu bölgesi Diyarbakır'da doğdum. Çocukluğumdan beri ayrılmaz bir bütün olan tiyatro, sinema, dizi üçgenine emek vermekteyim. Başrolünü oynadığım dizi sinema karakteriyle 13 ülkede her haftada milyonlarca tarafından sürekli izlenme rekorları kırarak sanat dünyasına kendime yer buldum. Ben bu konuşmayı basına röportajdan ziyade tüm televizyonlara suç duyurusunda bulunduğum için yaptığımı belirtmek isterim. Amacım tüm bu videolarımın İngilizce altyazı yapılarak bir bütün halinde Immigration Federal Supreme Court İnsan Hakları Hakimine ulaştırılmasıdır. Tarafıma avukat sağlanması ve haklarımı savunmak istiyorum. Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğumu, Amerika'da Türkiye'ye girişim engelleniyor. Amerikan vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.